Öykü Türk'ten iyi akşamlar. Sürütü New York başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza doçent doktor Şevket Sayılgan eşlik edecek. Sayın Sayılgan iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, öncelikle FED'le başlamak istiyorum. Beklenti 25 baz puanlık artış yönünde. Ancak bazı FED üyelerinden gelen şahin mesajlar 50 baz puanlık artış ihtimalini de masaya koyuyor. Sizin Mart ayı için FED'den faiz artış beklentiniz nedir ve bu artışların ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Şimdi ortalama medyan ortalamasının 4,5'larda olduğunu göz önüne alacak olursak bu süreçte faiz arttırım konusu biraz daha yavaşlatılacak bir görüntü veriyor. Evet, FED başkanlarının bu dönem içerisindeki konuşmaları çok şahince. Bu çerçevede 50 baz puan, hatta bugün bir raporda 75 baz puana kadar arttırılabileceği konusundaki öngörülerden bahsediliyor ama benim şahsi görüşüm 25 baz puanlık bir artışla, ama bunu belki 2 ya da 3 kere daha tekrar ederek bizim yılın başında Mart gibi artışlar artık durur dediğimiz sürecin Haziran belki de Temmuz ayına kadar sarkması söz konusu. Burada tabii hep söylediğimiz şey istihdam rakamları, tarım dışı istihdam rakamlarındaki güçlü gelişme ve kazanç oranlarındaki güçlü görüntü. Şu anda 3.4 gibi bir işsizlik oranında işte göz önüne alacak olursak Amerika'daki bu faiz arttırımının hala enflasyonda istenilen seviye 6.4 gibi bir rakamla karşı karşıyayız ama bu rakamın 4'lere doğru bir hızlı inişi göstermediği müddetçe Fed'in faiz arttırım konusundaki yönlendirmeci yaklaşımının devam edeceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki bütün piyasaların fiyatlamalarını etkiliyor. Sermaye hareketlerinden tutun emtia fiyatlarına kadar birçok gösterge buradan bakarak hareket ediyor. Dolayısıyla ben 5-5.25 gibi bir seviyeye kadar sürecin çıkacağını düşünüyorum ama artık altıları falan konuşan piyasa yorumcuların da söz konusu. Ama oralara kadar gitmez diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'daki enflasyonun arka planına baktığınız zaman maliyet enflasyonlu kaynakların artık gittikçe etkisini zayıflattığını, burada daha çok mevcuttaki talep kaynaklı bir enflasyona doğru evrildiğini görüyoruz. Bu da dolayısıyla faiz enstrümanının etki alanını genişlemesi demek. Bu da açıkçası Haziran-Temmuz gibi yavaş yavaş artık sonucunu çok daha net görün hale geleceğimizi düşünüyorum. Ama tabii burada vadeleri öngörmek gittikçe zorlaşıyor. Dediğim gibi senenin başında biz bunu Mart gibi artık tamamlar diye düşünüyorduk ama yılın ortalarına kadar süreç devam edecek gibi gözüküyor. Peki Fed'in %2'lik enflasyon hedefini gerçekçi buluyor musunuz? Sizce bu hedefe ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor? Bunu görmemiz zannedersem 2024'ün ikinci yarısı veya son çeyreğine doğru bir görüntü karşımızda. Gerçekçi mi? Evet, gerçekçi. Çünkü Amerika'nın zaten yapısal enflasyon yaratma kabiliyeti burada çok daha belirleyici. Belki burada hafif bir hatırlama yapmak gerekirse bu sürecin tetikleyici unsuru pandemi oldu. Pandemiyle birlikte yaşanılan süreç ve bunun parasal genişleme olarak yarattığı etki, arkasından ertelenmiş talep ve bunun da mevcutta global sistemdeki tedarik zincirinde yaşanmış olan aksamalar, bunlar hepsi birbirine etkileyen ve tetikleyen unsurlar çerçevesinde enflasyonun bugünkü seviyelerine getirdi. Hem Avrupa bölgesi için hem Amerika için. Ama tabii getirdi dediğimiz yer gene tek hanenin içerisinde kalarak konuyu konuşuyoruz. Ama nihai olarak baktığımızda özellikle eğer bir ticaret savaşına dönüşmez, Çin'in bu konudaki piyasa şartları bizim öngörümüzün dışında bir sonuç yaratmaz ise 2024 yılının biraz daha kontrollü bir süreçte karşımıza çıkacağını söylemek, bunun da enflasyonda düşüşü etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Peki Euro bölgesini konuşacak olursak daha sonrasında da JP Morgan stratejistleri ekonomik görünüm hakkında fazla iyimser olan hisse senedi yatırımcılarının hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtti. Enflasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde süregelen bir sorun olmaya devam ettiğine dair işaretlerin piyasaları baskı altına alarak bir kez daha kendini göstermeye başladığı belirtildi. Piyasalardaki oynaklık ne kadar sürecek? Şimdi tabii bu söylemi arka tarafını doldurmadan cevaplamak çok mümkün değil. Yani arka tarafından kastım şu, özellikle enflasyonu tetikleyecek unsurlar şu anda kontrol altında gözüküyor. Enerji fiyatlamaları olsun, emtia fiyatları olsun ve mevcuttaki tedariğe bağlı talebin etkisi olsun. Bunlar doğal olarak piyasalarda daha kontrollü hareket etmeyi sağlıyor. Ama buradaki tek koşul, alınan kararların enflasyonda düşüşü beklenildiği kadar hızlı yaratmamış olması. Avrupa bölgesinde de enflasyonda düşüş başladı ama istenen seviyelerde değil. Dolayısıyla ben tekrardan bu bölgelerde bir enflasyonist sürecin ortaya çıkması bazı siyasi gelişmelere ancak bağlı olduğunu düşünürüm. Burada da özellikle Çin-Tayvan krizi ya da Amerika-Çin krizi, ticari savaşı perspektifindeki ya da buna benzer şu an öngöremediğimiz bir gelişme ancak bu tarz bir görüntüyü karşımıza çıkarır. Buralarda böyle bir gelişme olmadığı takdirde hem Avrupa bölgesi hem de Amerika'da 2024 içerisinde çok daha etkili faiz enflasyon düşüşleriyle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Peki Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesinde ekonominin genel durumu ve Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi için neler söylersiniz? Aslında Avrupa, bu Türkiye için de tabii geçerli, beklenilenden çok daha yumuşak geçişle dönemi geçiriyor. Biz bu yılın gene başında Avrupa için resesyon hatta stagflasyondan bahsediyorduk. Fakat geldiğimiz nokta ki burada iklimin getirmiş olduğu enerji ihtiyacındaki yumuşatıcı etkiyi de tabii bir tarafa koyacak olursak mevcuttaki resesyon konusu ki PMI Avrupa'daki açıklanan PMI rakamlarına baktığımız zaman 50'nin üstünde güçlü bir görüntü veriyor. Bu da dolayısıyla Avrupa bölgesinin beklenenden çok daha dinamik bir ekonomik yapıyı 2023 yılı içerisinde karşımıza getiriyor. Yani dolayısıyla bir bakıma FED gibi Avrupa Merkez Bankası da ekonomiyi yavaşlatıcı ve soğutucu faiz arttırıp politikalarının bundan dolayı da devam edeceği konusunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hani buradan bize bir çıktı yaparsak 2023 deprem gibi seçim gibi unsurlar dikkate alındığında bütün iş modellerinin ana hikayesini ihracatçı bir yapıya dönüşmesinde açıkçası rahatlık bulacağını düşünüyorum. Bu konuda da Avrupa'daki bu perspektif bizim için önemli bir ihracat pazarı olması nedeniyle Türkiye ekonomisinin belki de 2023'teki en güçlü kasını, en güçlü tarafını bir bakıma karşımıza getirecek. Dolayısıyla Avrupa bölgesinde de bu faiz arttırım konusu benim şahsi görüşüm Amerika'dan daha uzun süreli bir dönemi hala yaşayacaktır diye düşünüyorum. Yani biz yılın sonuna kadar Avrupa'da bir faiz arttırım konusunu görürüz. Ama bu artışlar büyük ölçekli, büyük volümlü olmayacaktır. Ama Merkez Bankası'nın yol göstericiliğinin faizlerle bağlantılı olarak para politikası sıkılaşması noktasında olacaktır. Bu da aynı şekilde yılın sonu itibariyle durduktan sonra 2024 yılı bu konuda biraz daha tüm dünya ekonomileri için daha kontrollü ve daha rahat bir yıl olacaktır. Tabii Türkiye koşullarını burada ayrı tutuyorum. Dolayısıyla piyasaların burada dış koşullarındaki riskler adına söylemek mümkün. Burada tabii bunları söylerken şu cümleyi de vurgulamadan geçmek istemem. Büyük resme baktığımız zaman hem Avrupa hem Amerika için aslında çok ciddi bir risk mevcut duruyor. Nedir borç riski? Borç krizi. Şimdi biz enflasyona bağlı süreci yönetmek adına sıkı para politikasını her iki taraf için çok güçlü kullanmaya devam etmekle birlikte bunun işte durgunluk, resesyon ve benzeri yorumlarının
çıktısı mevcuttaki büyümelerdeki kaybın borç döndürülebilirliği konusundaki yaratabileceği tıkanıklık. Bu konular şu anda gündemde değil, herhangi bir tarafça bunu edilmiyor ama aslında herkes biliyor ki özellikle gelişmiş ekonomilerin bir borç krizini sürekli öteleyerek süreci yönetmeye çalıştıkları da bir vaka. Dolayısıyla bu borç krizi konusu ne zaman gündeme gelecek olursa global piyasaların bu konuda ciddi bir daraltıcı eyleme de geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır ama bu belki de 2023'ün ana konusu olmayacak ama genelde bu vaka mevcut seviyede taşınıyor. Özellikle milli gelirin %100 ve üstünde borç tutuğuyla bu süreçlerin uzun yıllar devam ettirilebilmesi çok mümkün olmayacaktır. İşte orada büyümenin kaybı, borcun çevrilmesi dilemması ekonomilerde karar vericilerin belki de en zorlanacağı konu olacak. Evet, şimdi Avrupa'daki enerji krizine de değinmek istiyorum. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Reuters'a verdiği demeçte Çin'deki ekonomik zayıflığın orada 40 yıldır tüketimde ilk düşüşe yol açarken ılıman geçen kışın talebini azaltmasıyla da Avrupa'nın şanslı olduğunu belirtti ve önümüzdeki kış Avrupa için kolay olmayacak dedi. Siz Avrupa'daki enerji krizinin derinleşeceğini düşünüyor musunuz? Şimdi burada tabii kritik konulardan biri yani veya denklemin önemli değişkenlerinden biri Rusya-Ukrayna krizinin ne yönde gelişeceği. Bir, iki, Rusya'nın bu süreçte başlangıçtaki avantajlı konumunu her geçen gün kaybediyor olmasının nasıl sonuçlar yaratacağı. Şimdi buralar eğer aynı kalacak olursa, evet 2024'teki kışta aynı şekilde bir tedariğe bağlı olarak bir enerji sorununu Avrupa için konuşabileceğiz. Ama zannetmiyorum ki ben bu kış asıl bu konuda daha somut değerler çıkacağı yönünde beklentim vardı. Bu kışı bu şekilde atlatıldığı takdirde önümüzdeki kışta tedarik olsun, bu konudaki temel unsurlarda ihtiyaçların karşılanması olsun, Avrupa bölgesinin bu konuda daha düşünülenin aksine daha kontrollü ve daha yönetilebilir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda belli bazı enerji bölgelerinden Avrupa tedariği için anlaşmaların yapıldığı, bununla ilgili altyapı yatırımlarının hızla devam ettiğine yönelik de bilgiler geliyor. Dolayısıyla 2024'de bu çerçevede yönetilebileceğini zannediyorum ama buradaki bu benim de bir şahsi görüşüm. 2024 kışı geldiğimizde mevcuttaki bu krize neden olan belli faktörlerin aynı güçte sistemde veya sahada olmayacağı yönünde de beklentim var. Yani Rusya-Ukrayna krizinde farklı güzergahlar, farklı yapılanmalarla karşı karşıya olacağız. Bu da enerjiyle ilgili yorumlarımızı bir kere daha gözden geçirmemize neden olacak. Peki dolar endeksiyle devam edelim. Dolar endeksi için kısa ve orta vadede beklentiniz nasıl? Bu aslında ilk baştaki konumuzla çok alakalı. Fed'in faiz politikasının etkisi dolar endeksine de dolayısıyla yansıyor. Faiz arttırımı konusu ve mevcuttaki enflasyonist görüntü bu şekilde devam ettiği müddetçe dolar endeksinin bu seviyelerini korumaya devam edecektir. Ne zaman ki Fed faiz arttırımı konusunda artık sona geldik, izlemeye geçiyoruz benzeri bir açıklama yaptığı ana kadar dolar endeksinin seviyesi yukarıda olacaktır. Euro-dolar paritesi de buna bağlı olarak yukarı yönlü hareketinde sınırlı hareketler yapacaktır. Ama bu konu açıklandıktan itibaren hem dolar endeksinin 100'ün altına düşmesi hem de euro-dolar paritesinin 1.10'un üstüne çıkmasını açıkçası öngörmek çok da şaşırtıcı olmaz. Buradan hatta şöyle ifade edeyim. Benim öngörüm 2023 yılının bir euro yılı olacağı, euro ile bağlantılı performansın daha öne çıkacağı, doların da bu konuda 2022'de kazanımlarını 2023'te geri vereceği şeklinde. Peki petrol fiyatları için neler söylersiniz? Petrol fiyatları ile ilgili buradaki en temel parametre Çin'in piyasalara ne yönde geri döneceği.
Çin'in ekonomide özellikle pandemi koşullarından artık çıkması ve mevcut üretim süreçlerinin içine girmesi, dış ticarette tekrardan kaybettiği pazarları geri alma çabası ve bunun da sonucunda emtia talebi ve enerji ihtiyacı doğal olarak buralarda fiyatlamaları yukarı yönlü hareket ettirmeye devam edecektir. Fakat bu şu anda en kritik konusu Amerika ile olan süreci. Amerika ile ilgili süreç aynı kaldığı takdirde önümüzdeki dönem mevcuttaki parite etkisinden bağımsız petrol fiyatlarının yukarı yönlü bir trend çizmesi, yani tekrardan 90 dolarların üstüne çıkarak mevcuttaki seviyesini yukarı çıkartmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Yalnız tabii orta ve uzun vadede biliyoruz ki petrolün artık stratejik öneminde belli zafiyetler ve alternatif enerji kaynaklarının global piyasalarda daha fazla öne çıkacağı yapılar da gittikçe güçleniyor. Ama bu tabii ki bu senenin ya da önümüzdeki senenin direkt konusu olmamakla birlikte uzun vadede petrolün ve bunun sonucunda özellikle global siyasetin de bundan etkilenerek güç dengelerinin değişmesi konusu da artık çok net görülebilen birer vaka. Ama dediğim gibi bu 2023'ün konusu değil. 2023'te biz 90, yani 2023'ün sonuna doğru 90 dolarlar seviyesinde bir petrol fiyatıyla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Peki 2023 yılında riskli yatırımlar için genel bir değerlendirme yapacak olsak ne dersiniz? Şimdi tabii burada birçok parametre var ama özellikle 2022'den alınan görüntüyle 2023 yorumlarsak bir kere her şeyden önce dolar çok güçlüydü. Bunun gücü diğer yatırım araçları üzerinde ciddi baskı yarattı. Özellikle Amerikan borsaları ve Avrupa borsaları burada çok ciddi zararlar yarattı. Hala bu yaratmaya da açıkçası devam ediyor demek yanlış olmayacaktır. İşte burada hep kritik konu. Şu anda yani bütün etki alanını sağlayacak olan majör faktör Amerikan Fed'in faiz arttırım politikası. Faiz arttırım politikasından bu demin söylediğim yılın ortalarına doğru yavaşlama ve tamamen kurma konusu ortaya çıkarsa burada özellikle doların yatırım aracı olma özelliğinden dolayı bir risk unsuru yaratacaktır. Hani fırsat tarafını da vurgulayacak olursak, fırsat tarafında da öne çıkacak olan özellikle Euro'nun performansı, özellikle değerli metallerin, altın, gümüş, paladyum gibi değerli metallerin öne çıkması, 3. özellikle de Amerikan borsaları, Nasdaq gibi, S&P gibi buralarda bir rally'nin başlaması diyebiliriz. Çünkü burada unutmayalım, Amerika'da da seçim dönemi geliyor. Dolayısıyla böylesi dönemlerde borsası ne kadar güçlü olursa iktidardaki tarafın şansı o kadar artıyor. Çünkü bizde biraz daha farklı, ortalama Amerikan vatandaşının en önemli yatırım aracı konumunda borsa ve dolayısıyla buralardaki kayıplar olduğu takdirde bunun seçim sonuçlarında da ciddi etkileri oluşuyor. Yani kısacası 2023'te Amerikan borsaları, değerli metaller ve doların daha hakim olabileceği bir yıl olmaya aday olarak başladı ve bunu şu anda devam ettiriyor. Peki altın tarafını konuşacak olursak, ons altın ve gram altın tarafındaki orta ve uzun vadede beklentilerinizi de alabilir miyim? Dediğim gibi burada temel faktör Fed'in faiz politikası. Fed'in faiz politikasında stabilite ve azalma ya da daha doğrusu beklemeye geçiş süreciyle birlikte altında da bir yukarı yönlü hareket olacaktır. Fakat o süreç hatta bir dönem yaklaşık 1,5-2 ay kadar öncesine kadar ons altında ciddi hatırı sayılır yukarı yönlü hareketler başlamıştı. Fakat son gelen hem tarım dışı istihdamın bu kadar güçlü gelmesi ve bunun sonucunda da faizlerde şahin görünümün özellikle yapılan açıklamalarla ortaya konması altındaki bu yukarı yönlü hareketin önünü kesti. Fakat genel potansiyel düzeyinde bakarsanız 2023'te bu konu özellikle faiz sürecinin FED tarafından
durdurulmasıyla birlikte hızlı şekilde yukarı yönlü gideceğini, yani yatırım portföylerinde altının bu çerçevede önümüzdeki orta vade çerçevesi için tutulması gereken bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi Putin nükleer füzeleri dizginleyecek anlaşmayı askıya aldıklarını açıkladı. Siz savaşın bundan sonraki seyrini nasıl görüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında sıcak çatışma ihtimali var mı? Ben öyle bir çatışmanın başka kulvar ve mecralarda olduğunu şu anda da düşünüyorum. Burada Biden'ın aniden ve çok hızlıca Ukrayna ziyaretinin arka planında başka öngörüler olduğunu ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Alınan bilgiler taraflı tarafsız savaş alanında Rusya'nın bazı kayıpları ve süreklilik içerisinde kayıplar yaşamaya başladığını ve sahada Ukrayna'nın psikolojik üstünlüğü de eline geçirdiği yönünde bilgiler geliyor. Tabii bu özellikle Rusya içerisinde de otomatikman bir muhalif gücün daha fazla ortaya çıkması demek oluyor. Dolayısıyla savaş perspektifinde baktığımız zaman Rusya'nın aslında hani tabiri caizse bir bataklığa girdiği, aynı Amerika'nın zamanında Vietnam'da yaşadığının benzeri gibi düşünebilirsiniz. Orada Vietnam'ın arkasında da Çin vardı. Böyle bir perspektiften konuyu değerlendirmek mümkün. Avrupa Birliği ve Amerika'nın bu konudaki silah desteği, teknolojik destek sahada Rusya'ya karşı Ukrayna'nın mevcut konumu dikkate alındığında beklenenin çok ötesinde bir pozitif etki yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla benim biraz Rusya'nın kendi iç dinamiklerinde, siyasi yapılanmasında beklenenin aksine bir değişiklik ihtimalinin de her geçen gün arttığı yönünde bir yorum yapmam herhalde yanlış olmayacaktır. Peki şimdi Sayın Sayılgan, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisini 2023 yılında nasıl günler bekliyor diye sorayım size. Orayı biraz detaylandırır mısınız? Çin açıkçası 2023'te eğer bizi ve bizim gibi ülkeler düzeyinde konuşacak olursak riskler sınıfı içerisinde sayılabilecek bir konu. Çünkü biz ve bizim gibi ülkeler özellikle pandemi ve sonrası süreçte Çin'in boşalttığı ya da Çin'den kaynaklı negatif bakış açısından dolayı oluşan boşlukları dolduran bir ihracat ve yatırım ikliminde bulundu. Fakat artık gözüken o ki Çin tekrardan pandemi koşullarından çıkarak süreçte mevcut piyasa şartlarında geri dönüş yapıyor. Ve bu geri dönüşle birlikte pazarlarda tekrar Çin'i rakip olarak görüyor olduğumuz örnekler karşımıza çıkıyor. Gerçi burada özellikle Avrupa Birliği konusu ve Amerika belirli ölçülerde hala belirli kotalar ve sınırlarla konuyu yönetmeye çalışsa bile ikinci ya da üçüncü aşamalarla Çin gene bu pazarlarda kendi malını veya kendi faaliyetini sürdürebilir hale gelmeye başladı. Bu da dolayısıyla Çin noktasında piyasaların bizim gibi ülkelerdeki rekabetçi yapılarını bozan bir konuda. Ama Amerika'nın bu konuda bazı eylemler içerisinde özellikle önümüzdeki aylarda gireceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Trump'la başlayan Çin anti politikalarını Biden başta desteklemiyor gibi gözükse bile şu an geldiğimiz noktada Biden de aslında Çin'e karşı bir anti propaganda, anti politika izlemeye çalışıyor. Burada belki de kritik konu bu Ukrayna-Rusya krizinin bir an evvel çözümlenecek olmasını sağlamak. Çünkü o sağlandığı takdirde bütün yoğunluğunu Çin üstüne verecektir. Çin'le ilgili de bazı verilerde özellikle Rusya'ya askeri destek verdiği yönünde bilgiler geliyor. Bunun da ana hikayesi Çin'in Amerika'nın bu konudaki gücünü belki de buralarda paylaşır hale getirebilmek. Yani kısacası Çin önümüzdeki günlerde dünya siyaseti ve dünya ekonomisinde bir numaralı aktör olmaya devam edecek. Ve biz ve bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından da dış ticaret pazarlarında
en önemli negatif etki yaratacak unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Peki doçent doktor Şevket Sayılgan, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Stüdyo New York'u noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.